Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu an videoya evden başlamak istedim. Bugün sizinle IKEA vlog çekeceğim. Bunu böyle tutuyorum böyle uyum olsun diye. Neyse. Bugün ilk defa yalnız gitmeyeceğiz IKEA'ya. Arkadaşlarımız gelecek. Onları bekliyoruz. Onlarla beraber gideceğiz. Normalde Arda ile ben tek başımıza gittiğimiz yani ikimiz gittiğimizde kavga ediyoruz genelde. Çünkü bence oraya böyle çift olarak gidip kavga etmeyen yoktur diye düşünüyorum. Çünkü anlamıyorlar. Bir de siz olun. Hafta sonu gitmemeye çalışın. Çünkü hafta sonu gidildiği de kesik kavga oluyor. Çok kalabalık oluyor gerçekten. Neyse şimdi 3'e kadar sayın siz. Ben IKEA'da olacağım. Evet, IKEA'ya geldik işte. Bakın burada. Şimdi içeri girelim. Önce tabii AVM'de birazcık dolaştık ama şimdi içeri giriyoruz. Yılbaşı süslemeleri başlamış. Öyle çok güzel. Şu yıldızlı tabaklardan bende var. Şöyle. Şöyle. Bu koltuk en sevdiğim koltuk. Puf demiş. Baksana abi, düz bak. Çok güzel değil mi? Şu tavlalar da çok güzel. Bakın. Çok güzel. En sevdiğim salon tipi yani. Şu koltuklara bayılıyorum. Heh, bunlar da zaten IKEA'nın olmazsa olmazı. Küçük evler için nasıl döşenir önerisi. Bu şekilde. Bu koltuk çok güzelmiş. Bu sehpayı çok seviyorum. Size göstereyim. Şu. Ürün kodu var mı? Şu. Ürün kodu. Sehpa çok güzel. İçine de bir şeyler koyabiliyorsunuz. Koltuk da çok güzel. Yatak da çok güzel. 35 metrekare ev. Şöyle. Evet. Bu arada şu montumu arkaya astım çünkü neden olmasın? Arabada bırakmayı düşünemedim, üşürüm belki. Baksana, tuvalet, gardıroplar falan. Çok güzel. Aç içine bakalım. Işık geliyor ya. Evet, çok güzel. Şu tablolar da çok güzel. Bakın, bu bir değil fikri olabilir. Parça kumaşları. Böyle şerit şerit kesmişler, camın içine koymuşlar. Güzel gözükmüş. Siz de evde bunu yapabilirsiniz. Bence olur. Ben şey de seviyorum. Böyle şunları duvara takıyorlar ya, sence de güzel değil mi? Güzel. Mantıklı yani. Onun düğmesi de aşağıda olması lazım. Şunlar da çok güzel. Ağaç. Çok güzel. Bu küçük evlerin dizaynına bayılıyorum. Mutfaklara zaten ayrı bayılıyorum. Şu mutfaklara. Ayrı bir bayılıyorum. Her şeye bayılıyorum. Şu koltuk da çok güzel. Koltukların hepsi çok güzel zaten. Şu mumlar çok güzelmiş. Şöyle. Ve içini sonra da kendiniz de doldurabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Elma şeklinde ve elma tarçın kokuyor. 15 TL ve şu alındı benimle ve geliyor. Şunlar da çok güzel. Şu mesela çok güzel. Şu kitaplık çok güzel. Şu kaktüslerden de bir alamadım. Ben bunu gördüğümde bu kaktüsler indirimdeymiş. Şu an bu kaktüsler de benimle geliyor. Aşağıda bollarda. Şu çok güzel. Bence şöyle uzaktan göstereyim size. Şu bence mutfağınız küçükse bundan alıp içine resta kupaları koyabilirsiniz. Veya şu. Ben ahşap da seviyorum. Bu da çok güzel. Şunlar da çok güzel. Bakın. Hepsi çok güzel ya. Hepsine kuşun güzel. Bakar mısınız? Çok güzel. Şu artık benim evim hariç herkesin evinde var. Hala almıyorum ben bunu. Aslında ben buna kıyafet falan örer giydirirdim. Alsam mı? Bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. Şimdi bakın, Arda'ya saracağım. Bakar mısın? Sana bir şey söyleyeceğim. Şöyle tut onu.
Sence ben bu herkesin evinde var ya artık böyle. Ben buna kıyafet giydiririm, örerim. Ne dersin? Senden de bu bekledim. Değil mi? Ben de öyle tepki vermeni bekliyordum. Ama anlıyorum. Bence sevimli ama herkeste var artık. Bunu görmekten sıkıldım. Ama şu dolabı göstereceğim size. Ürün kodunu da çekeyim. Bakın önce uzaktan göstereyim biraz. Şu. Bunun başka rengi de var. Bakın bu. Çok güzel. 1300 liraymış. Şöyle. Nerede ürün kodu? Şu. Haydi devam edelim. Çok yetersiz. Ya çok İçerisi güzel. İçerisi çok aydınlık oldu. Çok iyiymiş. Kaç paraymış o? 250. Çok güzelmiş. Da bence de değilmiş. Ürün abi, kodunu göstereyim bunda. Belki almak isterseniz şöyle tut. Sabit netlemedi. Dur sen tut onu. Ürün kodu yok. Yapacak bir şey yok. Ahşap olsa daha iyi. Neyse. Bu ürünü alt kat ev aksesuarları aydınlatmalar bölümünden kendiniz alınız. Tamam. Kablosuz mikrofon bulamadım. O yüzden şu yüzden kusura bakmayın. Çok tatlı değil mi? Mutfağın arkasına geçip göstermek istedim. Bence çok güzel. Aşırı güzel. İleride bu mutfaktan istiyorum. Bence bu mutfak şey için çok güzel olmaz mı? Teras için falan böyle çok tatlı olur. Çok güzel arkadaşlar ya. Ben buradan nasıl çıkacağız biz buradan? Hiç bilmiyorum. Sence nasıl çıkacağız? Tamam yeter. Kapat. Şöyle şu mutfağın da güzelliği. Şöyle. Burası farklı bir mutfak. Burası farklı. Şu da çok güzel şöyle. Bu arada elimde mum var düzgün. Bakın şu güzelmiş. Bundan aşağıda varsa bundan alırım. Un koymak için kavanoz arıyordum. Kafası da güzelmiş. Çok iyi değil mi ya? Biz annemle mutfak yaptırmayı planlıyoruz. Annemin evine onu şöyle düz tezgah yaptıracağız. Çok güzel. Şu tarafa da bakalım. Artık bu videoyu nasıl editlerim bilmiyorum. Böyle karışık karışık geziyorum ama sonuçta daha yeni vlog çekmeye başladım. Mazur görün arkadaşlar, dostlar. Çok güzel değil. Bakın. Aşırı güzel her şey. Çok iyi. Şu mutfak da aşırı güzel. Şöyle ortasında şey var. Kenarına oturabiliyorsunuz. Aşırı güzel yani. En sevdiğim mutfak. Buralar inanılmaz güzel ve sadece 429 TL. Çok iyi. Şöyle masa yapmaya çalışıyorlar. Yoruldun mu Peli? Çok rahat. De. Şöyle burada ofis sandalyeleri falan var. Klasik IKEA işte. Gitmişler bulaşık fırçası almışlar ya. Neyse. Evet, yatak kısmı. Böyle yataklar çok güzel. Aşırı rahat. Şu çok kullanışlı. Bunu annem bayılırdı buna. Çok güzel. Şöyle. Ben şöyle yatakları seviyorum. Şimdi bir tane yatak alacağım. Yatak lazım ama şu sizce kullanan var mı? Yani böyle metal karyola mı yoksa böyle standart bunlardan mı? Rahat al. Komodinler de çok güzel. Zaten bunlardan birçok kişinin evinde görebilirsiniz. Klasik IKEA. Şu nevresim aşırı güzel. Size ürün kodunu çekeceğim. Şöyle. Çekeyim ama çok güzel değil mi sence de? Evet. Şöyle şey gibi pamuklu pazen gibi ama tüylenmeyecek bir yapıda. Ve mavisi de var. Bu koyun postlarının aşağıda da var büyükleri. Yataklar, 50 metrekarelik ev. 55 metrekare pardon. Şöyle. Bir de şu. Şu nevresimler kışlık olarak gelmiş herhalde. Çok güzeller. Zaten bu Ecoselle Samsung Moda dokusu çok güzel. Tam kışlık. Arkadaşlar şu montu oylamada hayır demişler. Bakın şöyle güzel bir şey yapmışlar. Bunu böyle arkama astım ve geziyorum. Ve çok iyi değil mi? Böyle. Ay gösteremedim galiba. Selam ver. Nasıl yoruldun mu?
Biraz. Hadi torbayı bir neler aldık. Hiçbir işte. Şey almadık. Gitmiş bulaşık fırçası almışlar. Bakın. Şu. Yapışıyormuş. Burası da inatçı kirler içinmiş. Evet. Şurasını böyle yapıştırıyorsun böyle. Aa elime de yapıştı lan. Ben de Pelin'le bende mum var. Bak. Yani işte bu. Fena da değilmiş aslında. Böyle kullanışlı işte. Ben böyle şeyler severim. Portatif. Ergonomik. Lazım. Bir daha göster. Tadı, arkadaşlar. Gösterdiği şeye onu, bakar mısınız? Ya şuna onu, taktı şu. Buna. Ne yapacağım? Tarçına bak. Lazım. Lazım. Bu çok lazım bir şey. Lazım mı? Şöyle çocuk reyonundayız. Çok tatlı. Zürafa mı? İşte bunu örebiliriz ya. Ben bunu örerim. Ben bunu örerim. Çok tatlı değil mi? Gerçekten çok. Ayakta yapıyorsun. Ay çizgi film açılıyor çünkü. Çizgi film açılıyor. Ama yaşadığını duymuştum. Ne de? Mayıs ayla bulutu izliyor. Kaşıkla ne işi olur? Rafa Tayfa olsaydı ben Rafa Tayfa izleyeceğim. Çocuk ne ya? Evet. Başka kim getirdi? Çocukların çizgi film izleme saati. Oyuncağımı getirin bana. Oyuncağı der. Herkes yoruldu. Ben de hala vlog çekiyorum. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı bence. Burada bir ara kedili yastık vardı ve ondan almayı çok istemiştim. Ben Antalya mağazası da gelmemiş. Alina ne haber? Al bak. Oo güzelmiş lan bu. Değil mi? Bayağı da büyük. Kaç paraymış o? Bak bir etikete. 50 lira herhalde hepsi. Etiketi yok ki. Şuraya yazmış yumuşak oyuncak 50 lira. Hepsi 50 lira herhalde. Neymiş? Şu maymun çok ünlü. Sen biliyor musun? Herkesin evinde var bu IKEA maymun. Ya ne mal bir şey ya. Şöyle restoran kısmına geldik. Bu arada IKEA'yı dolaş dolaş bitmiyor. Şu an restoran kısmına geldik. Şöyle arkamda görüyorsunuz. Arda ile Nadir tuvalete gitti. Ben de size burayı da biraz gezdireyim. Karışık bir vloga devam ediyoruz. Şöyle. Kısa bir yemek molası verdik. Elmalı tart çok güzel. Sütler çok güzel. Sarımsaklı ekmek müthiş. İsveç köfte zaten güzel yani. Bir şey diyecek yok. Yani yenilir. Mesela ben çok et ayırmama rağmen İsveç köfteyi yedim. Güzel. Ama ya sütlaç ve elmalı tart var. Ya bir de sarımsaklı ekmek müthiş. Fiyatları uygun. Eğer gelirseniz mutlaka deneyin. Şimdi merdivenden aşağı iniyoruz. Alt kata. Sehpa alacağız. O direkt israfın önünde geçiyor. Bunlardan alalım mı? Hayır. Havlular, yastıklar, sıvı sabunluklar. Bunlar plastik ama çok da... Ben sevmiyorum plastik. Peçeteler, rengarenk. Bakın bunların hepsi peçete ve çok güzel. Şurada bambular da vardı. Böyle fenerler falan var. Çok güzel mumlar falanlar filanlar. Şöyle göstereyim. Şunlar çok kullanışlı. Şöyle. Kullanışlı olan tarafı şu. İsterseniz şu kalın tarafını açıp büyük döküyorsunuz. İsterseniz burada delikli döküyorsunuz. Şöyle. 18 tane. Bakın şurada açığı var işte. Bakın şöyle. Tarçın, işte ne bileyim karabiber falan o tarz şeyleri. Bundan bir tane alabilirim. Değirmen. Mikrofonum da dolaştı. Şu kavanozlar da çok güzel. Bakın şu. Şu kavanozlar da güzel. İşte bitiyor. Bakın şöyle yastıkla. Şu çok güzel ama pahalı bence. 150 TL. Şu ne? Şu hafızalı sünger diyor. Çok iyi. Bu baş için değil mi? Bakın şöyle baş içi de bu şey. İyi değil mi bunlar? Ha bakın şurada yatmış mesela. Referans zavallı lan tuvalet fırçası satıyordu aynen. Hadi bir daha yap. Kim tuvalet? Ses kayıtta mıyız?
Evet. Kayıtta mıyız? Evet, yanımda şu anda Nadir Mazak var. Kendisi Holy Mash Band'in gitaristi oluyor. Nadir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Arda Bey. İkea hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla adamlar her şeyi düşünmüşler. Mesela? A'dan Z'ye. Mesela basıyorsun abi, bırakıyorsun, yavaş kapanıyor. Tabi bu hızlı kapanıyor. Yani paniklettirmiyor seni kesinlikle. Ya İsveçler manyaklar abi adamlar. İşleri güçleri yok, her şeyi böyle en ince ayrıntısına kadar uğraşmışlar adamlar. Yani. Evet. Evet. Nadir Mazak bizimleydi. Arda Erten, Ikea, Antalya. Şöyle bir sürü sepetler var. Böyle çanta, bakın hazır çanta şöyle. Yani da 20 liraymış şöyle. Bir açsana şunu bir göstereyim. Bakın bayağı büyük. Ama şey düz diktikleri için içine çok bir şey sığmayabilir. Şöyle bu da Ikea'nın klasik saksı sepeti. Şöyle kutular, mutular bir sürü şey. Evrak çantası kutuları değil mi? Evrak aynen. Şöyle kutular. Şapka değil sepet o. Bakın burada böyle yılbaşı süsleri de var. Bunlar çok güzelmiş. Mantar şeklinde. Burada top şeklinde var. Şöyle hediye kağıtları falan da var. Fenerler var. Ay şu çok güzelmiş. Bakın. Işık. Çok güzelmiş. Bak ışık çok güzelmiş. Mantar şeklinde. 40 liraymış o. Şu tüy toplayıcı, eğer evcil hayvanınız varsa alın bunu, böyle hediye de. Bu da üçlü, çok güzel. Bu da sepetlere bakıyorlar. Dev saatler çok güzel değil mi şunlar? Şöyle. Çok güzel. Çok eğlenceli lan. Vallahi çok eğlenceli. Burada şöyle yılbaşı süsleri, bakın çok güzel. Bu 20 liraymış mesela. Çok güzel süsler var. Bir sürü. Şeye bakalım. Fırsat reyonuna bakalım, bakalım neler var. Fırsat reyonuna bak. Ya güzel şeyler oluyor. Şöyle. İşte burada böyle İsveç gıda marketi, çok tatlı çikolatalar falan var. Şöyle. Burada yılbaşı ruhu genel olarak mevcut, zencefilli kurabiyeler falanlar filanlar. Şöyle burada çaylar, kahveler falan var. Böyle genel olarak. Şu kutulu kurabiyeleri zaten biliyor musunuz zaten? Çok güzel. Şu arkadaki mavileri herkes biliyor. 20. 250. Şunlar şöyle ağaca falan asmak için delikleri var bunların. İşte böyle. Bakın bu şekilde böyle. Umarım ses kalitesi güzel oluyordur ya. Mikrofonla o kadar uğraştım. Bakın böyle. Şuraya da kalp koymuşlar. Burada da saçma sapan fotoğraf çektik tabii ki de. Yılbaşı neden kalplerle anlamlandırılıyor onu da anlamadım. Trelle. Ne yapıyor? O ne amaçsız bir yürüyüş? Bugün şöyle şunu da koyalım da. Bugün tarçınla açıyoruz. Şunun pontifliği, ucuzu, şuna bakar mısınız ya? Böyle bir kedi. Şu surata bakar mısınız? Maşallah deyin ama nazar değil mi için benim kuşum? Tamam, hadi git. Evet, eve geldim. Şunu şöyle bir düzelteyim. Eve geldik. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Ondan sonra da videoyu editleyeyim ki hızlıca yayına girsin. Çok da bir şey almadık. Dediğim gibi sehpa almak istemiştim ama onu taşıyamayacaktık. Yani arabaya sığmıyordu. Kutusuyla çok büyüktü. Aslında büyük değil, sığardı ama kutusuyla çok büyüktü. İlk önce tatlı bir kumbaradan kumbara göstereceğim. Mudo Konsept'ten bunu aldık. İndirimdeydi. Bir sürü çeşidi vardı. Yani
Model aynı, üzerindeki yazılar ve arka fondaki resimler farklı. Biz Pelin'le bunu beğendik. İkimizde de aynısından var. Bakın şu şekilde göstereyim. Kendimi de şuradan görüyorsunuz bakın. Neyse, üzerinde macera fonu yazıyor. İçerisine attım bile çünkü eve geleli bayağı oldu. Uyumadan önce videoyu kapatmak istedim gösterip poşetleri açıp. İşte bu şekilde. Bunu çok beğendim. Çok güzel duruyor. Arkasında böyle şeyleri var. Bunları açıp parayı alıp tekrar takabiliyorsunuz. Yani ömür boyu kullanabileceğiniz bir kumbara. Burayı falan kırmıyorsunuz. Bu cam. Sonra sırayla gideyim. Sonra Paşa Bahçe'de şöyle şunu göstereyim. Paşa Bahçe'den bir kupa aldım. Ama bu kupa koleksiyonumda eksik olan bir kupaydı. Kupaya ihtiyacım var mı? Yok. Ama koleksiyon böyle bir şey. Küçük Prens kupası. Bu da indirimdeydi. Bunu sadece Küçük Prens kupası uzun zamandır istiyordum koleksiyonuma koymayı. Küçük Prens hala okumadıysanız çok şey kaybediyorsunuz. Mutlaka okuyun. O yüzden Küçük Prens kupası da kupa koleksiyonumun en değerli parçalarından biri oldu. Çok tatlı değil mi? Bunu şöyle koyalım. Bunu artık kullanırız. Şöyle. Bunu da koyalım. Sonra şu var. Kupa koleksiyonumun yanı sıra henüz çok da şey olmayan bir küre koleksiyonum var. Küreleri çok seviyorum ve bir tanesi kırılmıştı gerçi geçen sene ama şu an bir tane kürem var. Bu da küre alemin ikincisi. Bu da kendime yılbaşı hediyem oldu. İhtiyacım var mıydı? Yoktu. Ama yılbaşı hediyesi olarak bunu kendime aldım. Şöyle. Yani bunu almak aslında birazcık şımarıklığa giriyor ama gerçekten çok beğendim ve çok güzel ve kaliteli bir küre. Bunu bir kırtasiyeden aldım. Marka bir yerde. Bakın şu şekilde. Küçük Prens ve Tilkisi. Kitap okuduysanız bunlar size zaten çok aşinadır. Bir de şu alt kısmın şöyle gezegen renginde, gece renginde yıldızı falan olması hoşuma gitti. Bu kurmalı, müzikli. Ve kurduğunuzda Küçük Prens de içinde dönüyor. Aynı zamanda klasik şeyler de var işte. Kar yağma olayı. Bakın şöyle göstereyim. Bakın sabit tutuyorum. Küçük Prens ve Tilki dönüyor. Küre ama biraz küreyi silmem lazım. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Şimdi IKEA'dan aldıklarımı göstereceğim. IKEA'dan ihtiyacı yönelik şeyler aldım. Kağıt havluyu çok fazla tüketiyordum. Eskiden Sıfır Atık kitabını okuduğumdan beri böyle şeylere dikkat ediyorum. Ve mümkün olduğu kadar hani çöp üretmemeye çalışıyorum. O yüzden de kağıt havlu tüketimimi bayağı azalttım. Yani evde kağıt havlu var ama eskisi gibi bitmiyor. Ben tek kişi olmama rağmen çok fazla kağıt havlu tüketiyordum. Artık öyle yapmıyorum. Ve şu küçük havlulardan kullanıyorum. Mutfakta sürekli bir şeyle uğraşırken ellerini ıslat, tekrar kurula. Ben o kurulamayı da kağıt havluyla yapıyordum eskiden. Ve bu da çok fazla kağıt havlu tüketimine sebep oluyordu. Doğal olarak da çöp üretimine. Mümkün olduğu kadar çöp üretimini azaltmamız gerekiyor. Bu konuda bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu havlular inanmayacaksınız ama IKEA'da 4 tane küçük havlu 5 TL'ydi. O yüzden bundan aldım. Normalde tanesi 5 TL. İngiliz Home'da falan. Şimdi bunu parçalayabilirsem size boyutunu da göstereyim. Parçaladım. Bunu ellerimi simitçi. En sevdiğim. Şunu sevdim. Bakın şu genelde olmuyor. Asmak için yerde yapmışlar. Bakın şu boyutta gayet elinizi silebileceğiniz boyutta. Mutfak havlusu. Bunlardan şoka gelmişti. Şoka geldiğinde de almıştım. Üçlü. O bile daha pahalıydı. Üçlüsü 5 TL miydi? 6 TL miydi? Neydi şokta? Düşünün. 4 tanesi tek renk
4 tane ve oldukça kaliteli, 2 ya da 5 liraydı. Çok iyi. Gereksiz bir alışveriş olduğunu kabul ettiğim bir alışveriş. Mum. Mum var. Ama bunu şu kutusu çok tatlı, o yüzden aldım. Bunun içindeki mum biterse de şöyle elma şeklinde, bunu açıyorsunuz. Çok güzel elma tarçın kokuyor. Bu mesela içindeki mumu yaktınız, bitti. Bakkallarda mesela her yerde olan ucuz mumlardan alıp eritip bunun içine doldurup tekrar bunun içinde mum yapabilirsiniz. Bir de fiyatı uygun, ucuzdu yani. Bakın çok tatlı duruyor. Bir obje olarak. Bunu gördüğünüz zaten şey. Mutfak fırçası ama kaliteli bir fırça ve şurası çok iyi vakumlu. Yani bunu böyle böyle yapıştırabiliyorsunuz fayansa. Bu da ucuzdu. Bu bende kalmış. Bunu Arda aldı İsveç marketten, IKEA'nın çıkışında. Chicken and steak baharat karışımı, şöyle değirmenli. Bu benim ilk alanım değil. Benim poşetimde kalmış ama. Benim ilk alanım sağlıksız şeyler. Yeni yıl yaklaşıyorsa Noel Baba kutulu kurabiye aldım. IKEA'ya gidip de IKEA'nın çıkışında kurabiye almadan çıktığım olmadı. Zencefilli kurabiyeleri seviyorum. Mavi ve kırmızı kutuda. Ayıcıklı kutulardaki kurabiyeleri çok fazla sevmiyorum ama iki tane ondan almışlığım var. İki tane ayrı kutum var. Bunun içinde tereyağlı kurabiye var. Tereyağlı kurabiye güzel oluyor. Bunu aldım. Kutularını kullanmayı da seviyorum. Şu mandalları çok fazla kullanıyorum. Çok kullanışlı. Bundan bir paket daha almıştım ama yetmiyor. Bir paket daha aldım o yüzden. Bu böylece 10 TL. Bu tarafında böyle uzun olanlar var. Arkasında da kısa olanlar var. Bunu mesela bir paketi açtınız, bitiremediniz. Bunu onu kilitlemek için kullanıyorsunuz. Yani şurada gösteriyor. Ben de nasıl göstersem. Bakın torbaya mesela mandal olarak bunu yatarlamasına böyle takıyorsunuz. Kilitleniyor bu ve hava aldırmıyor asla. İşte makarna, pirinç, ne bileyim o tarz şeylerde bunları çok kullanıyorum. Hem de asla dökülmüyor. Siz açmadığınız sürece açılmıyor. Çok iyi. Gerçekten. Bir de IKEA'da en uygun fiyatlı IKEA'da var. Rossmann'da falan da gördüm ama orada pahalıydı mesela bunlar. Peçeteliğim yoktu ve peçetelik çok seviyorum. Peçete, yani mutfak masasının üzerinde bir peçete ve peçetelik olmasını seviyorum. O yüzden şu peçeteliği aldım. Şöyle, bu da ucuzdu. İçine de böyle bunu aldım. Daha önce çiçekli peçete almıştım. Bu sefer çizgili sade bir peçete tercih ettim. IKEA'nın güzel tarafı bu. Bunun içine tam oluyor. Peçete aramanıza gerek yok IKEA'da. IKEA biraz kendine yönelik. Mesela IKEA'dan karyola alırsanız yatağı IKEA'dan almanız gerekiyor. Çünkü kendi karyolalarına göre yatak üretiyor. Peçetelikler de öyle. Gibi böyle şeyler yapıyor. Olmazsa olmaz. Bunlar da IKEA'dan daha ucuz hiçbir yerde yok. Bu 3 TL miydi, 4 TL miydi, neydi? Yedek başlıklarını da aldım. Sonuçta 2 tane tüylüyle yaşıyorum. Şunun fiyatı da çok uygun ve çok kullanışlı. Bunu da göstermek istiyorum. Bu böyle dörtlü bir baharatlık set. Benim öyle baharatlık takıtım yok bu arada. Ben hani ne bileyim Nutella kavanozuna, yediğim reçellerin, balların kavanozuna falan hep bir şeyler koyarım. Sadece bu baharatta böyle toz biber, kırmızı biberden ziyade tarçın, zencefil gibi baharatlarımı koyacağım. Şöyle bir tuzluk boyutuna ama tuzluktan daha büyük. Sevdiğim tarafı şu. Bir tarafında böyle büyük bir delik varken karşı tarafında şöyle üçlü küçük delik var. Yani şöyle iki tarafı da açılıyor ve fiyatı uygun.
böyle kapatıp saklıyorsunuz. Bunları beğenmiştim. Zaten internetten almak istememiştim açıkçası. O yüzden gittiğimde bundan bir tane aldım. Dediğim gibi baharatlık takıntım yok. Benim için önemli olan kavanozda ve hava almadan durması. Zaten dolabın iç kısmında durduğu için öyle süslü süslü kimse görmüyor. Ama tarçın falan onları mesela kakao da koyabilirim birine belki. Tarçını mesela salep falan yaptığımda kışın salep artık neyse böyle serpmesi falan kolay oluyor. O yüzden şu da mu? Şöyle teneke kutuda. Bunu almamın tek sebebi 3 lira olması. Ve çok güzel kokması. Mum seviyorum. Ama size şunu söyleyebilirim ki gönül rahatlığıyla. Eğer kokulu mum alayım, onu yakayım, evde mis gibi koksun diyorsanız o mumlar Ikea'nın mumları değil. Bath & Body Works'ten mum almanız gerekiyor. Bath & Body Works'un mumlarına kefilim gerçekten. Ev mükemmel kokuyor. Şu mesela Bath & Body Works'un bir mumu. Bir senedir kullanıyorum, bitmesin diye çok yakıyorum. Bu böyle leylak sümbüllü mü bir şeydi? Leylak, evet leylaklıymış. İnanılmaz güzel kokuyor ve dev bir kavanoz. İçine böyle 3 tane yakma yeri var. Ve bunu yaktığınız anda bütün salon leylak kokuyor. Çok güzel. İndirimdeyken almam. Pahalı mumlu. Mesela bakın bunun etiketinde 200 lira yazıyor ve ben buna 200 lira vermedim. İndirimdeyken almıştım. Bu da güzel kokuyor. Ama evi kokutmuyor işte. Sorun orada. Çok güzel. Bu da çiçek kokuyor. Aha, bir tane de şu. Bunu böyle koyarım diye. Küçük fenerim vardı pembe. Annem almıştı onu bana 1 sene önce. Ben de bir tane kırmızısını ekledim. Bunlara ben genelde bakın geçen gün BİM'e gelmiş 10 TL aldım. Bunlardan koyuyorum. Yani yakılan mum koymuyorum. Elektronik mum koyuyorum. Böyle altında şeyi var. Çıt çıtı. Yakıyorum. İçine koyuyorum. Of. Özür dilerim. Uykum geldi. Bu elektronik mumlardan koyuyorum içine. Gayet güzel oluyor. Her şeyi de gösterdim herhalde. Ne kadar az şey almışım. Çok şey almış gibi gözükmüştüm. Neyse aldıklarım bu kadar. Bir tane de şey aldım. Onu mutfağa götürdüm. Şu an getirmeye üşeniyorum. Kaşıklı kaldı. Hani çekmecenin içine koyuyoruz. İçine kaşıkları falan koyuyoruz ya plastik. Ondan bende yoktu. Kaşıklarım darmadağın duruyordu. Çekmecenin içerisinde bir tane ondan aldım. 7 TL'ydi. Mutfak dolabım eski tip olduğu için çekmece küçük. Öyle büyük olanlarda sığmıyor. O yüzden eski tip 7 TL'ye bir tane buldum. Onu aldım Ikea'dan gene. O da güzeldi. Öyle aldıklarım bu kadar. Sehpayı dediğim gibi internetten alacağım. Çünkü sığmadı. Sehpayı da merak ederseniz onun açıklama kutusuna linkini koyarım. Aldığım ürünlerden bulabildiklerim linkini eğer ki isterseniz açıklama kutusuna koyarım. Böyle videolarda ürünlerin linkini ister misiniz, istemez misiniz? Bana yorumlarda yazın. Çünkü ilk defa böyle videolar çekmeye başladım. İster misiniz, istemez misiniz bunu bilmiyorum. Yılbaşı ile ilgili. Aslında bu videoyu yılbaşı Ikea vlog gibi düşündüm. Ama çok da yılbaşılık bir şey yoktu. Yılbaşı ürünlerini de zaten gördünüz videoda. Yani aman aman bir yılbaşı süslemesi bir şeyleri yoktu Ikea'da açıkçası. Video bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Vlog çekmeyi yeni yeni öğreniyorum. Daha doğrusu nasıl vlog çeksem hoşunuza gider gitmez bilmiyorum. Bunu beraber keşfedeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Beni hala Instagram'da takip etmiyorsanız şuraya yazıyorum. Şöyle şuraya yazıyorum. Oradan beni Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Açıklama kutusuna her videoda sizin için bir şeyler bırakıyorum. Onlara da bakmayı unutmayın. Eğer zil işareti de tıklayıp da bildirimlerinizi açarsanız video yüklediğinde haberiniz olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.